Erzincan AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman ve Milletvekili adayı Mehmet Cavit Şireci, Milli Beka Hareketi Erzincan İl Başkanlığı'na ziyarette bulundular. Milletvekili Süleyman Karaman, terör yandaşlarına asla fırsat vermeyelim dedi. AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, AK Parti Milletvekili adayı Mehmet Cavit Şireci, AK Parti İl Başkanı Çetin Özyurt, Merkez İlçe Başkanı Hakan Ördek, Gençlik Kolları İl Başkanı Mehmet Yılmaz ve partililer Milli Beka Hareketi Erzincan İl Başkanlığı tarafından düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldiler. Düzenlenen programda bir konuşma yapan İl Genel Meclisi Başkanı Vekili Milli Beka Hareketi Erzincan İl Başkanı Recep Gündüz, Erzincan Milli Beka Hareketleri Başkanı olarak derneğimize geldiğiniz için şeref verdiniz. Teşekkür ediyorum dedi. Derneğimize geldiğiniz için, şeref verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Hep beraber bu doğru adımlarla, doğru yola devam edeceğiz inşallah. 2'de 2 yapacağız. Tekrar katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim. Sağ olun. AK Parti Erzincan Milletvekili adayı Mehmet Cavit Şireci yaptığı konuşmada Milli Beka Hareketi Erzincan İl Başkanlığı'na ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. İnşallah 15 Mayıs'ta ikinci bayramımızı hep birlikte yaparız. Hepinize saygılarımı sunuyorum diye konuştu. Değerli yönetimine teşekkür ediyorum. İnşallah 15 Mayıs'ta ikinci bayramımızı hep birlikte yaşarız diyerek hepinize saygılar sunuyorum. Biliyorsunuz AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, hakikaten bu güzel ortamda birlikte olmak benim de çok hoşuma gitti. Teşekkür ediyoruz. Biliyoruz 3 Mayıs Çarşamba günü Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah Erzincan'a gelecek. Bunu da duyurmuş olayım dedi. Ve birçok temel atma ve açılış yapma ve miting programı yapacağız. Onun için bu dönemde biz kendi programlarımızı yapıyoruz ama başbakanımızın buraya gelmesi bizim için önemli. Aslında Cumhurbaşkanımızın programı vardı ama bildiğiniz durum üzerine Cumhurbaşkanımızın programı şu anda ertelendi. Dolayısıyla biz kendi çalışmalarımızı sabahleyin hemen başlıyoruz ve gece yarılarına kadar bütün arkadaşlarımızı, bütün hemşerilerimizi, bütün dostlarımızı, herkesin elini sıkıp her kesimden oy istiyoruz. Hedefimiz ne? Hedefimiz öncelikle dünya liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden başkan seçmek istiyoruz. Bu çok İnşallah. önemli ve bunu başaracağımızdan eminim. Bir de haber vereyim, hakikaten şu anda yapılan son anketlere göre Allah'ın izniyle birinci turda bunu alıyoruz. Elbette ki Erzincan alışıldığı üzere yani 2 dönemdir 2-0 olarak Ankara'ya vekil gönderdi. İnşallah bu dönemde Erzincanlı hemşerilerimiz bunu tekrarlayacak ve biz de 2 vekil olarak Ankara'ya gideceğiz ve gitmek istiyoruz. Çünkü hakikaten 2 vekil olunca çok daha kolay çalışılıyor. Çok daha göğsümüzü gererek kurumlara gidebiliyoruz. Biz Erzincanlıyız deyince kapılar daha kolay açılıyor. Onun için bu 2 vekil olması çok önemli. Şimdi peki ne istiyorsunuz? Biz ne yapalım? Biz diyoruz ki oy verme yetmez. Hakikaten çevremizden mümkün mertebe oy toplamamız lazım. Yani bizim yaptığımızı sizin de yapmanız lazım. Çünkü bu seçim sadece milletvekillerinin ya da cumhurbaşkanımızın seçimi değil. Hepimizin seçimi. Ortamı görüyorsunuz. Gerçekten dün cumhurbaşkanımız söyledi. Neredeyse APO'yu bile af yolu dışarı çıkarmak gibi bir hedefleri var. Ya biz yıllardır şehit vererek bu ülkede terörü sınır dışına iteledik. Siz ne yapmak istiyorsunuz bu ülkede? Yani dolayısıyla bunlar olursa, Allah korusun olursa bir sürü sıkıntılarla baş başa kalacağız. Çocuklarımıza yazık, torunlarımıza yazık. Yani zaten 40 yıldır bu mücadele yapılıyor. Bir daha böyle bir mücadele olsun istemeyiz. Bir de hakikaten hiçbir şey yapmayarak gelip sadece lafla bu siyaseti yapmak da yetmez. Ya bir şeyler yapmak lazım. Hiçbir eserini
göremiyoruz. İşte belediyeleri aldılar. Bir şey duydunuz mu? Şunu yaptı, bunu yaptı. Hiçbir şey yapmadan siyaset yaparak bu seçimi kazanmak da zor. Ama biz biliyorsunuz dostluğun, kardeşliğin, hoşgörünün şehri Erzincan'da istiyoruz ki barış içinde, kardeşçe bütün vatandaşlarımızdan, hepsinden oy istiyoruz ve diyoruz ki ülkemizi daha iyi geliştirelim. Bu toplantıya katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Vekilim, şöyle... Bir yerden...